Mustafa Kemal Atatürk. Anlatacağı her şey yarına intikal edecekti. Her hatıra Atatürk'ün tarihini yazacak olan yarının müellifine belki de malzeme olacaktı. Bu itibarla çok dikkatli olmak lazımdı. Şair, yazar Şemsi Belli'nin 1955 yılında Makbule Atadın ile gerçekleştirdiği röportaj dizisi böyle başladı. Makbule Hanım Ankara'da Gülhane Hastanesi'nde Anıtkabir'e bakan odasında kanser tedavisi görüyordu. Şemsi Belli defalarca hastaneye gidip Makbule Hanım ile röportajlar yaptı. Bu röportajları ses kayıt cihazıyla kaydetti. Makbule Hanım 1956 yılında yaşamını yitirdi. Şemsi Belli 1959 yılında röportajları ağabeyim Mustafa Kemal adıyla kitaplaştırdı ve yarınlara bıraktı. Makbule Hanım Selanik yıllarını "Ağabeyim çok hareketli bir çocuktu, benimle alay eder, Naci ile şakalaşır, çeşitli muziplikler yapardı" diyerek anlatıyor. Makbule Hanım ardından Mustafa Kemal'in askeri hayatının başlamasına ilişkin bir anıdan bahsediyor. Zübeyde Hanım'ın ticaretle uğraşması yönündeki telkinleri karşısında Atatürk, "Ben omzumda basma topları taşıyamam, ben asker olacağım" diye yanıt veriyor. Atatürk'ün özel hayatından kesitler de var röportajda. Zübeyde Hanım ile Mustafa Kemal arasında Selanik'te geçen bir konuşma Makbule Hanım'ın anıları arasında. "Pek çok severdi türküleri. Bazen neşeli olduğu vakitler kendi kendine bu türküleri söylerdi. Hiç unutmam, zabit olarak sürgün edildiği günlerdi. Sultan Hamid'in elinden kurtularak binbir planla Selanik'e bir kaçamak yapmıştı. Eve geldiği gün dudaklarında yine böyle bir türkü vardı. Havai, uçarı bir çocuk gibiydi. O gün annem, "Mustafa seni evlendirelim artık" dedi. Abim sustu, düşündü. "Anneciğim, ben bu vatanla evliyim. Başka bir izdivaç yapmaya şu anda niyetim yok." Şemsi Belli bir gün Makbule Atadan'a Atatürk'e aşık olan kadınlar var mıydı diye sorar. Makbule Hanım isimlerin yazılmaması koşuluyla şu yanıtı verir. "Abim her zaman şöyle derdi. Biri beni mevkiim ve param için sevmiştir. Biri de yalnız ben olduğum için sevmiştir. Yani biri mevkimi ve paramı, diğeri de hakikaten beni sevmiştir." Mustafa Kemal'in çalışma tarzı, sofraları da röportajın konuları arasında. "Onun muayyen bir çalışma saati yoktur ki, çalışmadığını sandığımız zamanlar bile çalışırdı. Onun meşhur yemek sofraları bir ziyafet ve eğlence alemi değildi. Birçok tarihi kararlar o sofralarda fikir istişarelerinden sonra verilirdi. Atatürk başkalarının düşünce ve mütalalarına çok ehemmiyet verirdi." Mustafa Kemal'in son dakikalarında yanında olanlardan biri de kardeşi Makbule Hanım'dı. Onu son görenlerden biri oldu. "Atatürk'ün yattığı odaya girdiğim zaman o 3 günlük bir uykunun sonundaydı. Kirpikleri dökülmüş, yüzü kızarmış, gözleri kapalı, baygın yatıyordu. Ellerimi açarak Atatürk'ü kurtarması için Tanrı'ya yalvarmaya başladım. Bir müddet dua okuduktan sonra abime bakarak kendi kendime şöyle mırıldandım. Hakkını helal et büyük insan. Tam bu sırada 3 gündür baygın yatan Atatürk'ün sağ gözü açıldı. Ben hayret ve korku içinde dona kaldım. Ya abim hakkını helal et sözünü duyduysa? Başımı doktora çevirdim. Hanımefendi dedi, merak etmeyin sözlerinizi duymadı. Baygındır şu anda. Abimin yanından ayrılırken saate baktım. Tam 9'a 8 dakika vardı. 9'u 5 geçe, yani ben çıktıktan 13 dakika sonra Atatürk ruhunu teslim etmişti. Dolmabahçe Sarayı'ndaki bayrak yarıya inmiş, her tarafa kurşun gibi ağır bir matem çökmüştü." Evet, Makbule Atadan'dan ağabeyi Mustafa Kemal gerçekten önemli bir çalışmaydı zamanında. Kesinlikle. Büyüğümüzün yaptığı. Tabii.